Geometric multiplicity of eigenvalue. Türkçesi öz değere ait öz vektör sayısı. Buradaki Türkçesi bunun birebir çevirisi değildir. Bu kavramın Türkçe'de anlamamız gereken karşılığıdır. Bu videomuzu İngilizce eğitim görenlere yardımcı olsun diye yapıyorum. Konu anlatımımızda eksik bir bölümdü. Sitedeki konu anlatım videolarının içine eklenecek bu da. Şimdi bundan önceki videomuzda algebraic multiplicity'yi işlemiştik. Bu videomuzdaki kavramımız geometric multiplicity. Öz değere ait öz vektör sayısına geometric multiplicity denir. Bir matris düşünelim. A matrisi. Kaça kaç olsun? 5'e 5 olsun. Bir matris. Buna ait eigenvalüler, öz değerler. 5 tane olmalıdır. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, 2 olsun. Lambda 4, 5 olsun. Lambda 5, eksi 4 olsun. Bu 2'ye karşılık eigen vektörler, öz vektörler. Şimdi onları vektör olarak yazmayalım. V1 ve V2 olsun. 5 için bir tane olsun. V3. Bir tane olsun dedim. Sanki fazla olabilecekmiş gibi söyledim. Halbuki öyle bir şey mümkün değil. Bir öz değer tekrar adedi 1 ise, yani kendisinden bir tane varsa, onun için kesin olarak bir tane öz vektör çıkar. Birden fazla çıkamaz, sıfır da çıkamaz. Kesin olarak bir tane çıkar. Bir öz değer için birden fazla tekrar adedi söz konusu ise buradaki 2 gibi. Bunun için en çok 3 defa tekrar ettiği için 3 öz vektör olabilir ve 3'ten az olabilir. Ama en az da 1 olabilir, birden de az olabilir. Buradaki eksi 4 için de bu bir tane olduğu için bir tane öz vektörümüz olacak. Şimdi buradaki, bundan önceki videomuz algebraic multiplicity idi. Öz değerin tekrar adedi idi. 2 için algebraic multiplicity 3'tür. 3 defa tekrar eden bir eigenvalue. Buna karşılık 2 eigenvektör çıktı. Yani 2 öz vektör çıktı. Bunun geometric multiplicity 2'dir. Devam edelim. Lambda 4 için, yani 5 için algebraik multiplicity, kısaltalım şunu, 1'dir. Bir kez tekrar ediyor. Geometrik multiplicity'si o da 1'dir. Bir tane öz vektör var. Eksi 4'e geldiğimizde aynı şekilde algebraik multiplicity'si 1, geometrik multiplicity'si o da 1'dir. Şimdi burada bilmemiz gereken şeyin ne olduğunu konuşalım. Algebraik multiplicity dediğimizde öz değerin tekrar adedidir. Bir öz değere karşılık ortaya çıkmış olan öz vektörlerin kaç tane olduğu da o öz değerin geometrik multiplicity'sidir. Daha fazla örnek yapıp yormaya gerek yok ama buradan çok önemli bir noktaya ulaşacağız. Bir matrisin köşegenleştirilebilir olması, köşegenleştirilebilir ya da İngilizcesi diagonalizable olma şartı
Her özdeğer için, her özdeğer için algebraik multiplisitesi ile geometrik multiplisitesinin birbirine eşit olmasını gerekir. Bir özdeğer 3 kez tekrar ettiyse köşegenleştirilebilir olması için 3 tane ondan öz vektör çıkmalıdır. Bir özdeğer 3 kez tekrar ediyor, 2 tane öz vektör çıkıyor. Böyle bir matris köşegenleştirilemez. Her özdeğer için algebraik multiplicity eşit olmalıdır geometrik multiplicity'ye. Her özdeğer için tekrar adedi ile öz vektör adedi birbirine eşit olmalıdır ki o matris köşegenleştirilebilir veya diagonalizable olabilsin. Bu şekilde geometrik multiplicity kavramını da burada noktalamış oluyoruz.